yüzden vatandaşlar az katlı, çok katlı, yıkılır yıkılmaz gibi bunun endişesini duymasın. Bu süreçlerin nasıl ilerlediğine baksın. Ben mesela neye bakalım? Neye bakalım? Sayalım şimdi mesela madde madde. Ben hep bunu diyorum her zaman. Deprem olsun olmasın, ilk bana bir yapı danışı, yani bina alınırken mimarız fikrimiz sorulduğu zaman ilk söylediğim şey, kesinlikle ama kesinlikle imar affı geçmişi var mı ona bakın. Bir bina, şimdi bizim Türkiye'de 84'ten bu yana imar affları var. Yaklaşık 20'ye yakın imar affı içerikli mevzuat çıktı ve bunlardan hep vatandaşlar faydalandı. Bir bina imar affı gördüyse başka hiçbir şey sorgulamanıza gerek yok. Az önce söylediğim hiçbir şeye bakmayın. Projesi nasıl, müteahhiti nasıl, kullanım aşama bakmanıza gerek yok. Çünkü zaten düzgün bir yapı olsa düzgün bir süreciyle gerçek bir iskan ruhsatı alırdı. Orada bazen müteahhitler satabilmek için yapılarını iskan ruhsatı çıktı çıkacak deyip satıyorlar. Ya işte sonradan imar affları ile bir şekilde yasallaştırılıyor. Bu tür imar affı benim hep böyle midemi bulandıran bir şey. Vatandaş ev alacak, kiralayacak mı? Belediyeye gitsin, çevre şehircilik il müdürlüklerine gitsin. Binanın ada parsel bilgisini versin. Bakar mısınız bu imar affı geçirmiş mi? Geçirmiş. Geçirdiyse bedava da Almaz. olsa arkasını dönsün geçsin.